Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Evet, ben böyle hazırlandım. Birazdan dışarı çıkacağım markete. Malum bana süt dayanmıyor artık. Günde iki defa shake içtiğim için süt hemen bitiyor. O yüzden yine almaya çıkacağım. Ve kitap okuyordum şöyle çıkmadan önce. Bu kitabı ben birkaç ay önce almıştım ama bir türlü hala bitiremedim. Birkaç sayfam kaldı. O kadar güzel bir kitap ki arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim. Fabrika Ayarı, Hayati İnanç'tan ve Bekir Develi'den. Böyle sohbet tadında bir kitap diyeyim artık size. İnsanın hayata bakış açısını değiştiren bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kendi iç dünyanıza kapılıp düşüncelere kapılıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, fabrika ayarlarınıza geri dönmek isteyeceksiniz. Soru cevap şeklinde ilerleyen bir kitap. Sanki böyle Hayati İnanç'ın programındaymışsınız gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani kısaca insanlık için çok güzel bir eser, çok güzel bir kitap. Ve herkese içten gönülden bu kitabı tavsiye ederim. Fazla anlatmayayım ki siz de okuyun. Evet, böyleydi. Şimdi dışarı çıkalım o zaman. Eski molara dönüşme mevsimi geldi arkadaşlar. Ben bu yeni aldığım Zara'dan montu, ceketi giydim. Bir de şal taktım. Şalsız olmaz. Donuyorum çünkü. Hazırım. Çıkabiliriz. Eldivenlerimi de unutmayayım. Hava çünkü buz gibi. Balkondan çıktım, dışarı dondum. Maskelerin aslında bir avantajı da var. Yüzünüzü sıcak tutuyor. Maskemizi de unutmayalım. Güzelmiş ceket bu arada ya. Çok sevdim. Dün akşam vaktiyle pek belli olmuyordu ama şimdi çok daha net belli. Böyle ben medium aldım. Biraz bol istiyorum. Çünkü içime kazak giydiğim zaman tam oluyor. Böyle S alsaydım giyinemezdim içine. Bence güzel oldu. Hem daha rahat. Bu şekilde çıkalım. Hemen eve geldim arkadaşlar. Böyle yaban mersini aldım. Bir de süt. Böyle. Fazla da yok. Gördüğünüz gibi Cevdet işten geldi arkadaşlar. Ben size sabah söylemeyi unuttum. Bugün yemekler Cevdet'ten. Ya beni işte aradı, süper bir video fikrim var diyor. Süper bir içerik video fikrim var. Bugün yemekleri sen yap diyor. Aklınca bir ay bugün yemeği yaptıracak, yemekten kaytıracak. Allah'ım yarabbim ya. Affedeceğim. Evet. Başlayalım. Cevdet, ne yapacaksın bugün bize? Tavuk. Neydi ya? Tavuk fajita. Tavuk fajita, fajita yapacağız. Evet, nasıl yapacağım daha ben de bilmiyorum. Bir de pilav yapacak. Biraz demin anlattı pilav nasıl yapıyordu. Allah bilmiyorum artık. Arada bir soru sorabilir mi yani? Bence biz hemen başlayalım. Çok heyecanlıyım ve çok acıktım. Vallahi ya, hadi bunu verin. Hadi. Evet, şimdi size hemencik iç malzemesini gösteriyorum. Evet, size şimdi malzemeleri göstereceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi iki tane tavuk göğsümüz var. Ondan sonra burada böyle bir çay kaşığı, bir çay bardağı zeytinyağı koyacağız buradan. Marineye koyacağız. Türk kahve fincanı. Marineye mi koyacağız burada? Ha, hepsini karıştıracaksın. Sahte yapıyor ya. Ben yiyeceğim ya. Bir video çekemedik. Neyse, bir daha başlıyorum. Hadi. Evet arkadaşlar, şimdi size hemen malzemeleri gösteriyoruz. Arkadaşlar, bu kaçıncı çekiş bilmiyorum. Kafayı yiyeceğim ha. Yapma! Evet arkadaşlar, size şimdi iç malzemesini gösteriyorum yapacağımız tavuk. Bulyonun. Tavuk fajitayı ne? İç malzemesi mi? Bu burada bir tane, iki tane tavuk göğsümüz var. Ondan sonra burada bir gördüğünüz gibi Türk kahvesi tatparda yarımını koyuyoruz ama sadece. Evet. Zeytinyağı var, evet. Ben çünkü çok koymuşum. Evet, çok koymuş. Her şey kötü yapıyor. Her şey yanlış yapıyor. Ondan sonra burada dikkat edin arkadaşlar. Burada sadece çay kaşığından bahsediyoruz. Komşumuz rahat vermiyor arkadaşlar. Bu kaçıncı çekişimiz bilmiyoruz. Ya iki aydır sanki koca ev dikiyor başımıza. Bir aydır burada, bir aydır böyle yapıyor. Çıkacağım şimdi yukarı. Bekleyelim biraz, neyse. Bir daha var. Tamam, devam ediyoruz. Nerede kalmışız? Çay kaşığı kullanıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burada neyimiz var? Bu neydi kız? O kimyon. Kimyonumuz var. Karabiberimiz var. Vegeta. Ondan sonra tuzumuz var. Kekiğimiz var. Acı biberimiz var.
tatlı biberimiz. Tatlı biberi biraz fazla koyduk. Evet, tuzu da biraz fazla koyduk. Evet, tuzu da biraz fazla koyduk. Bu şey için, marinesi için buna. Ve iki tane de diş, iki diş şey, sarımsak da geliyor marineye. Hı hı. Ondan sonra bunlar da şey, gördüğünüz gibi. Böyle jülyen jülyen doğrayacağız. Bunları jülyen hepsini jülyen doğrayacağız. Bunlar şey gelecek içine. Gemi üzerine ne diyorsun? Sebze. Sebzesi. Bu sebze için. Hı hı. Evet. Hadi bakalım. O zaman ilk olarak pilavla başlıyoruz. Neden başlarız? Gülsüm öyle dedi. İlk pilav. Hayır, pilav ilk çekmesi lazım mı? O yüzden. Evet, pilavın çekmesi lazım. Onun için pilavla başlıyor. Onun için önce ocağımızı açıyoruz. Ocak nasıl açılıyor? Ben bu videoyu hatırladım sanki bir kerinde. Açamamıştın. O aklıma geldi. Ben açayım mı? Bas ya. Allah Allah, sen barmağlarını benim barmağlarını kabul etmiyorlar arkadaşlar. Sırf beni tanıyor. Şimdi zeytinyağı döküyoruz önce. Hayır, sıvı yağ. Sıvı, önce biraz sıvı. Hayır, o sıvı yağdı zaten o. Allah'ım yarabbim, beni çarpıyor ya. Önce sıvı yağ döküyoruz biraz arkadaşlar. Şöyle. Tamam, yeter. Tamam. Evet. Ondan sonra şurada gördüğünüz şehriyemizi alıyoruz. Şehriyeden sadece şu kadar bakın. Yani ben size anlatma, ben size biraz saçma oluyor benim size bunu anlatmam. Size ben pilav yapmayı anlatıyorum. Neyse, siz sadece izleyin. Zaten benden daha iyi biliyorsunuz. Biraz daha bir atabilirsin sanki. Çok az. Biraz daha anlatayım. Aha. Yeter. Aha. Evet. Ondan sonra bunu iyice pişirmek, biraz böyle şey yapıyoruz. Pişiririz. Hafif rengi dönecek. Ama daha bu ısınması lazım. Evet. Evet, biraz bekliyoruz. Hafif rengini almasını bekliyoruz. Hadi Ceyda, sana güveniyorum. Çok güzel bir pilav yapacaksın. Pirinç pilavımızı hemen önce burada hazırladık. Yıkadı. Tertemiz. Bakın yıkadı. Ha, sonra yıkamadınız, etmediniz diye yorumlar geldi. Bir fincan, bu fincandan. At hepsini içine. Bir fincan mı atıyorsun? Bunu at. Hepsini at. Aha, hepsini at. Bir fincanda su ekliyoruz herhalde. Hayır hayır, ilk kavuracaksın bunu. Hemen kavur. Hemen birazcık kavuruyoruz bunu. Bir de tereyağını ekle. Tereyağını ekliyoruz. Aha. Şimdi iyice kavur. Tamam. Güzelce. Dibini de kazı da tutmasın. Ha. Tabii dökmeden yap bir de Cevdet Bey. Başka bir isteğiniz var mı bu işin? Zaten akşam yemeğini bana kökledin. Akşam yemeğe bana kökledi, video çekeceğim diye uyanı. Valla bana böyle eziyet ediyor. 10 saat çalışıyorum, gelin. Ondan sonra bir de gördünüz mü? Görüyor musun bana? Yemek yaptırıyor bana. Alt hep şu oluyor. Tuzunu da ekleyebilirsin şimdi. Evet. 2 kaşık. Evet. Arkadaşlar, bu trend yolda da var ha. Ben size yazacağım şeyini, linkini koyacağım. Bu baharatlık trend yolda da bulduk. Valla bir 2-3 gündür baharatlı arıyorum sizin için. Tamam, tuzunu da koyduk. Kavur biraz daha, çevir. Tamam, çeviriyoruz. Pilav az mı ne? Bize yeter mi? Sana çok bile, ben pilav ya yemiyorum. Ha, bu diyette ya. Sen şimdi ben bu yaptığım yemeği yemeyeceğim mi? Onu yiyeceğim ama pilav yemeyeceğim. Sadece tavuk yiyeceğim. Evet. İyi. Tamam, bir bakayım. Şimdi bu 2 fincan suyu ekleyebilirsin. 2 fincan su ekliyoruz. 1. Bismillah. Her işe besmeleyle başlayacaksın abi. Evet. Şimdi iyice kenardakileri böyle indir aşağıya. İyice indiriyorum kenardakileri aşağı. Hiçbir pirinç kalmasın. Annem pirinç tanelerini israf etmek çok günah der. Onları da at. Bunları da mı attın? Aha, at onları, içine düşenleri. Tamam, bunları da attım. Şimdi bir daha böyle bir karıştır dibine kadar. Tamam, kaşığı vur. Üstündekiler gitsin. Kaşığı şeye vur. Tamam, gitti. Dur. Tamam, gitti. Şeye vur yani. Tamam, gitti. Şimdi ben yıkadım Allah Allah. Zaten ben kendim yiyeceğim. Kendi elimi sokabilirim içine. O kadar da şey değilim yani. Şimdi bunun bir kaynaması lazım. Tamam, bunu üst ağzını kapatıyorsun. Dur, bir fokurdasın, sonra kapatıyoruz. Evet.
O sırada onu ben yaparım. Sen o sırada tavuğu kesme işlemine başlıyoruz. İnce ince tavuğu doğrayacağız arkadaşlar. Tamam, ben de hiç sevmem böyle tavuklarla mide bulanıyorum. Tavuğumuzu ince ince doğramaya başlıyoruz. Kesme, bu ne biçim bıçak? Kesiyor, kesiyor. Arka tarafında keseceksin. Böyle mi keseceğim? Bakayım. Haha, süper. Öyle öyle keseceksin. Bana işi öğretiyor. Ben senden ilk yemek yaparım kız. Şurada ben bir iki hafta yemek yapayım şurada. Bundan iki iyi yemek çıkarayım ben. Bak bak, böyle keseceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ince ince kestik. Şimdi bunun yarım kaşık, bundan yarım kahve kaşığı, kahve bardağı bundan atıyoruz. Şöyle biraz dökelim. Evet, yeter değil mi? Evet, şimdi şu muhteşem karışımı içine katıyoruz arkadaşlar. Hop! Ondan sonra sarımsağımızı alıyoruz. Bu ne ola? Bunu böyle mi koyuyor? Böyle sarımsak boyu sıkı yok. Bol sarımsaklı severim. Şuradan şu biraz kalmış, şunları da şöyle alın bakın. Bunları bırakmayın. Bunları güzelce bir karıştırıyor. Karıştırın, karıştırın, karıştırın. İyice birbirine geçsin. Tamam mı? İyice birbirine geçsin bakın. Şöyle güzelce karıştırın. Acayip güzel koktu ha. Vallahi müthiş olacak. Müthiş bir tarif veriyorum size. Tavuklu neydi? Fajita. Fajita. Tavuklu fajita veriyorum size. Gülsüm yemek yapıyorum sana. Ha, sen yemeği nasıl yapıldın? Ben sana göstereceğim. Gerçekten çok güzel koktu. Çok güzel baharatlı. Ben bu çok baharatlı severim. Hintliler gibi. Onlar da çok seviyor baharatı. Baharatı. Tamam. Evet, karıştırdık. Hemen şimdi tavamızı açıyoruz. Ondan sonra birazcık yağ katmıyoruz. Direkt üstüne atıyoruz. Hayır, bunu kenara alıyorsun. Şimdi onları yapacağım. Evet, tahtamızı değiştirdik. Şimdi de bıçağımızı da değiştirdik. Şimdi soğan kesiyor. Soğan. Soğanı bir ortadan kesiyor değil mi? Ortadan. Evet. Soğanı bir ortadan kesiyor. Ondan sonra devam nasıl kesilir? Sonra böyle 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 jülyen jülyen ince ince. Şimdi arkadaşlar ondan sonra böyle jülyen jülyen kesiyoruz soğan. İnce ince. İnce ince. Fazla kalın kesmeyin, sonra güzel olmuyor, biliyor musun? Ne güzel bir sarımsak kesiyorum ha. Soğan. Soğan he, soğan. Karıştırdım. Evet, bunu da kestik. Evet, şimdi tavuklarını buraya ilave edebilirsin artık. Tavuklarımızı direkt içine ilave ediyoruz. Hemen pişiriyoruz. Bu önce böyle suyunu salacak. Ondan sonra geri suyunu çekecek. Ondan sonra biteyim. Şöyle dökelim biraz. Oh, mis gibi kalktı. Çok güzel kalktı. Arkadaşlar bunu kesinlikle denemeniz lazım. Tamam mı? Deneme kendi kaybeder. Gözümü yaktı lan, hala baharatlıymış. Bu soğandır o. Soğan, he, soğan gözümü yaktı. Ama...
Şimdi ince ince kesiyoruz. Aynı bir tavaya sıvı yağ alıyoruz önce bir. Hı hı. Bu ne lan? Evet. Tamam. Ondan sonra sarımsaklarımızı içine bir atıyoruz. Onları soğanları. Soğanlarımızı içine bir atıyoruz. Ondan sonra güzelce bir soteliyoruz bunu. Değil mi? Evet. Tamam. Bunları ayrı yapmamızın sebebi bunu atsaydık eğer çabuk ölüyor zebzeler. O yüzden ayrı bir tavada yapıyoruz arkadaşlar. Evet, öyle yapıyoruz. Öyle yapıyormuşsun. Pilav da oldu pilav. Bu arada. Aa, ben yaptım bu pilavı. Ben. Ha. Oo, ne güzel duruyor. Bu kendi kendinden mi çekti suyunu? Açma açmıyoruz. Ağzını açmıyoruz. Çekmesi lazım. Sakın öyle bir hata yapıp ağzını açmayın. Kendisini çekmesi lazım. Evet, etini biraz çevir istersen. Eti mi? Evet. Nusret style. Hocam gelmemiş, bak işten gelmiş, burada çalışmış. Ondan sonra senin için bir de yemek yapıyor, yemek. Nerede bulacağım beni hocam? Soğanlarını bir çevir. Bundan mı çevireyim? Evet. Soğanları bir çeviriyorum. Arkadaşlar biberleri burada gördüğünüz gibi ince ince kestim. Bunları şimdi kut diye içine atacağım. Kut diye. Böyle. Buna bakalım. Tamam. Biberlerini de attık. Bunu güzelce karıştırıyoruz şimdi. Bir onu yapıyorum, bir bunu yapıyorum. Müthişim ya. Harikayım ya. Soğan biraz sarımsak. Bitti aslında. Bunlar pişince buna ilave edeceğiz. Bir iki de karıştıracağız. Bu kadar. Aynen. O zaman makarna bitmiş oluyor. Şöyle ben o esnada salata yapayım mı? Salataya gerek var mı? Bunun için yani falan şey var. Salataya gerek yok bence bu yemekte. Sadece bir sürü şey var. Sebze var içinde. Ben camı açsana biraz. Evet. Ben salata seven birisi değilim zaten. Ben salataya bayılırım. Etimiz pişti, bu etimizi bir ocaktan alıyoruz. Onu da bu büyük ocağa al istersen. Aynen, daha tez pişer. Evet. Bir arkadaş sormuş, evinizde şey var mı? Ne diyorlar ona? Aspiratör. Aspiratör var mı? Bizim evde aspiratör yok ama direkt ocağın yanında şey var, cam. Ya cam. Aspiratör şansımız yoktu. Burada lavabo olması gerekliydi. Aynen, buraya dolmuyor. Aynen, buraya da mecbur ocak geliyor. Buraya da camdan dolayı aspiratör şansımız yoktu arkadaşlar. Ama geçen bir videoda gördüm, bir daha eve taşınırsam ondan yaptıracağım. Ocağın yanında aspiratör. Ocakta yemek pişiyor, her şeyi çekiyor aspiratör. Evet, burada içine. Aspiratör benim çok hoşuma gidiyor. Direkt böyle hepsi çekiyor yani. Direkt içine çekiyor. Hiç evet. Korkmuyor. Ev hiç duman olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Cevdet'ten bir şey oluyormuş ya, şef. Cevdet şef. MasterChef'e katılayım mı? MasterChef'e katıl sen ya. Bu arada bu cam böyle arkadaşlar. Kirli sanmayın. Bu çıkmıyor. Eve taşındığımızda bu şeritler böyle duruyor. Folyo gibi bir şey sanırım ama o da çıkan bir şey de değil. Anlamadım yani camın kendisinde öyle bir şey var. O camın içinde var bir şey var. İçinde.
Böyle. Evet, soğanlı sebzelerimiz pişti şimdi. Direkt etimizi ocağa alıyoruz gene. Bunu da içine katıyoruz. İlave ediyoruz. Şöyle. Oh. Şimdi güzelce bir kez daha karıştırıyoruz. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Gerçekten nefis görünüyor. Yani arkadaşlar, çok güzel bir yemek. Hem etli hem sebzeli. Çocuklara yapın yapın yedirin. Yesinler. Evet. Umarım mutfakta benimle güzel vakitler geçirmişsinizdir arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Birazdan sunumunu yapacağız. Ondan sonra denemesini de yapacağız. Takipte kalın, izleyin. Ve çok güzel bir tabağımız hazır arkadaşlar. Ceviz'e böyle pilavlı, bana da tabii böyle sade. Şimdi deneyelim. 1-2 deneme, 1-2. Evet, hayatımda ilk defa kendime pilav yaptım. Çok merak ediyorum nasıl olmuş. Hiç hayatımda pilav yemedim. Hayatımda pilav yemedim dedim, kusura bakma. Hayatımda kendi pilavımı yemedim. tam istediğim gibi. Böyle tane tane seviyorum ben böyle. Böyle yapışık yapışık olacak. Bismillah. Ya bir şey söyleyeyim mi? Harika bir el lezzetim var benim ya. Ne yaptın ya? Bir de ben deneyeyim. Ben şimdi denemem lazım. Senin denememen lazım. Bu nasıl bir şey? Evet, asıl deneme 1-2'yi ben yapmam lazım. Değil mi arkadaşlar? Ben şimdi oylama yapacağım. Bakalım Cevdet Bey nasıl yapmış yemeği. Bismillahirrahmanirrahim. Çok lezzetli. Kız ben yaparım da güzel olmaz mı kız? Allah Allah. Neyse, biz o zaman yemeğimizi yiyelim. Daha sonra görüşürüz. Biz akşam yemeğimizi yedik arkadaşlar. Eline sağlık dibi. Eline sağlık. Allah Allah, da eline sağlık demedi. Yemeği yedi, kalktı gitti. Hiç de bile. Dedim ya. Allah. Evet, çok güzel yemek yaptım arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Evet. Tadına bakın. Ben de beğendim yani. Gerçekten de oldu. Yapıyorsun evet. Sen bu işi biliyorsun. Evet. Master Cook Chef Dad. Evet, ondan sonra şimdi oturduk, dizimizi izliyoruz değil mi? Hı hı. Gönül dağınız yoktu, geçenki bölümünü izlemedik. Ve şimdi ben bir Noel Baba'nın kafasını koparıp yiyeceğim. Burada Noel Baba aldım kendime. Yani şöyle açalım. Yani bu Cevdet'in yaptığı günah değil mi arkadaşlar? Hiç göz hakkı diye bir şey bilmiyor bu. Müslüme yok. Göz hakkı denen bir şey bilmiyor. Gözümün önünde böyle çikolata yiyor. Görün bak, görün. Üstüme döktüm ha. Çok güzelmiş ha anladım. Bana kızgın kızgın bakıyor. Bozacağım mı diyeti? Git. Diyeti senin yaptığın insafsızlık, git. Hadi boz kız. Git. Canın istiyor biliyorum, hadi ha. Git. Şu kadardan diyetin bozulmaz, hadi ha. Git dedim. Şu kadarcık, minnacık. Yemeği sevmesin ya, daha çok bana kalır. Evet, Gülsüm'ü kandıramadım, çikolata yemek istemedi. Evet, bugünkü videomuz da böyle bir şeydi. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Zili de açarsanız gerçekten bizi çok memnun edebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Kendinize bakın. Öptüm.